Kübra'yla Farklı Bakışı sunar. İyi akşamlar diyerek programa başlamak adet olmuştu. Hayır, iyi akşamlar demeyeceğim. Başın sağ olsun Türk milleti diyeceğim. Türk milleti test ediliyor. Türk milleti bir şeylere zorlanıyor. Bu ifade bir dönem İçişleri Bakanlığı yapmış. Emniyetçi bir isim ifadesi. Saadettin Tantan ifadesi. Saadettin Tantan patlatılan bombaların Türk milletini Kürt koridorunu, petrol koridorunu kabile zorlama mesajı olarak niteliyor. Öyle mi değil mi? Bombalar patlıyor, canlarımız gidiyor ama daha kötüsü galiba biz bombaları ve kurbanları kanıksıyoruz. Hiçbir bombadan ders alıp bir sonraki bombayı önlemek için doğru dürüst bir adım atmıyoruz. Her bombadan sonra aynı siyasi kısır çekişmelerin içerisine giriyoruz. Birbirimizi suçluyoruz ama ortak bir noktada buluşmuyoruz, buluşamıyoruz. Her bombadan önce ayrışan siyaset, bombadan sonra özellikle sorunlar ağzıyla birliğe, beraberliğe davet ediliyor. Klişe laf, her zamandakinden fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde. Ben 67 yaşındayım. 17 yıl önce de bu sözü duyuyordum, 27 yıl önce de, 37 yıl önce de, 47 yıl önce de ben bu sözü duyuyordum. Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz zaman. Bir millet her zaman birlik ve beraberliğe muhtaçtır. Bir millet her zaman dış tehditlerle karşı karşıyadır. Hele de Anadolu gibi kavimler göçünün ara durağında, hele de Anadolu gibi medeniyetler çatışmasının kavşağında ve hele de Anadolu gibi Avrasya'nın ileri ucu, öbür taraftan Avrupa'nın ters noktada bir başka ileri ucu, Türkiye gibi enerji yollarının kontrol noktasında bir ülkede yaşıyorsanız, siz daima dış kontrollere hazır olacaksınız. Değişen dış siyaseti doğru okumak zorundasınız. Kalkıp bomba patladıktan sonra dış güçlerden, üst akıldan bahsetmek belki o an için toplumu yatıştırmaya yeter ama ileriye yönelik bir çözüm getirmez. Ben sözü çok fazla uzattım galiba. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün üç değerli konuğumla bu bombaların Türkiye'ye dayattığı çözüm ya çözümsüzlük veya çözülme. Bu bombaların verdiği veya vermek istediği mesaj. Eğer böyle bir dayatma ve böyle bir mesaj varsa bunun arkasındaki gücün veya güçlerin ne olduğunu konuşacağım. Ben dostlarım da şu veya bu ismin peşinde koşmayı düşünmüyorum. Hangi tetikçi, hangi canlı bomba, isim nedir, nerelidir hiç de önemli değil. Önemli olan bir organizasyonun, önemli olan bir büyük gücün ülke üzerine hesapları. Konuklarımdan birisi sevgili Tevfik Demir, 19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Eğitim Görevlisi. Sayın Demir, hoş geldiniz. Sayın Demir'in aynı zamanda eli de kalem tutuyor. Sayın Demir çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor. Sayın Demir kent günlüğünün bütün şehrin editörü. Bir diğer konuğum siyasetçi bir ailede dünyaya gelmiş. Siyasetin içerisinde yoğrulmuş. Kendisi de aktif siyaset yapmış ama bugün artık aktif parti siyasetinin dışında turizmle ilgilenen ama daha çok tarıma, meyveciliğe kendisini vermiş bir isim. Fatih Bıyık. Sayın Bıyık, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cemil Deveci daha önce sevgili Tevfik Demir'le yine bu stüdyoda, bu programda konuk olmuştu. Avukat Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yaptı, belediye başkanı adayı, milletvekili adayı yaptı, Atatürk'ü Düşünce Derneği, Samsun Şube Başkanı yaptı. Sayın Deveci, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Tevfik Demir, sizinle başlamak istiyorum. Ankara bombası,
veya daha öncesi veya sırf Ankara bombası. Gerçekten Türkiye'ye bir mesaj mıdır? Mesajsa hangi mesajı veriyor? Yani tabii ki milli Türkiye için acı bir tecrübe daha yaşadık. Daha yaşadık diyorum. Bu ilk bir tecrübemiz değildi. Yani muhtemel ki sonda olmayacak. Tabii şöyle bir baktığınız zaman, sizin çok alanınıza da girmiş oluyor ama Türk tarihine baktığınız zaman çok sancılı bir süreçler yaşadığını görüyoruz. Yani İslamiyet'in kabul önceki dönemde, işte Selçukluların yıkılmasına bakıyoruz, Osmanlı'ya bakıyoruz, Tanzimat Fermanı'na bakıyoruz, işte 31 Mart vakası, işte Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet. Yani çok sıkıntılı, sancılı bir milletin çocuklarıyız. Yani bize şunu, ben her seferinde şunu diyorum, bize rahat yok bu dünyada yani. Benim gördüğüm bu. Tabii çok acı bir tecrübe bizim için. Çok acı bir kayıp ve ilk defa Türk tarihinin, yani Türkçe ve Cumhuriyet tarihinin en büyük terör kaybını yaşamış olduk Ankara'da. Tabii yani dediğiniz gibi bombacının kim olduğu veya işte ölmüş nihayetinde, gebermiş. İşte hangi uyruktan olduğu veya işte cinsiyetinin çok da fazla bir önemi yok. Orada ölen insanlar var, masum insanlar var. Ve bununla bize verilmek istenen bir mesaj var. Yani Türkiye'ye verilmek istenen bir mesaj var. Ama tabii ki bu mesaj ilk bir mesaj, ilk mesaj değil. Geçen programda da konuştuk. Yani Türkiye terör konusunda biraz mesafe alsa bile bir süre sonra tekrar daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyor. Ama şu da, bu terörün amacı ne? Hepimizin çok klasik olarak bildiği, terörün amacı toplumu yıldırmak, milleti yıldırmak, ümitsizliğe sevk etmek, milletin psikolojisini bozmak, gelecekle ilgili ümitlerini, düşüncelerini inkıtaya uğratmak. Yani çünkü hakikaten baktığınız zaman cumartesi günü saldırıdan bu yana, evet işte herkes siyaseten bir kısır çekişmenin içerisinde, işte bir suçlu aranıyor, çeşitli şekiller konuşuluyor ama nihayetinde toplumun geneline baktığınız zaman hepimizin yüzü asıldı yani. Ben bakıyorum insanlara. Hepimizin yüzü asıldı. Hepimizin morali çok bozuk yani. Oradakilerin, bizim yakınımızın olmasının da bir anlamı yok. Onu çok da önemli görmüyorum ama hepimizin içi acıdı. Hepimiz çok üzüldük. Çok müessif bir hadise. Yani insanların ellerinde silah yok, herhangi bir şey yok. Orada işte halay çekiyorlar. Sizin aynı düşüncede olup olmamaların da çok fazla bir anlamı yok. Eylem şey yapıyorlar, bir miting yapıyorlar. Demokrasinin nimetlerinden faydalanıp tepkilerini ortaya koymaya çalışıyorlar kendilerince. Böyle bir müessif hadise tabii ki hiç hoş olmadı. Yani özellikle son zamanlarda PKK'ya karşı yürütülen mücadelede alınan hızlı, çok sert mukabelenin ve mesafenin sonucuna tam biraz toparlanıp morallerimiz biraz yükselmişken bu hadisenin olması tabii hiç de hoş bir şey değil. Bizim için çok acı bir tecrübe oldu. Türk tarihine baktığın zaman bizden sonraki nesillerde bunu bir kronoloji olarak belki görecekler ama bundan çok ders almamız lazım. Yani çünkü mesela 2 sene önce de biliyorsunuz Hatay'da böyle bir 50 kişilik bir katliam daha yaşanmıştı. Şimdi de 97 kişi benim bildiğim kadarıyla ağır yaralılar da var. Hala yoğun bakımda olan insanlar da var. Tabii bundan bir kısıç, beni en fazla rahatsız eden burada, yani bunun tekrar demin de sizin ifade ettiğiniz gibi bir kısır çekişmeye dönüşüp siyaset aktörlerinin bundan suçlu araması. Hepimiz suçlu dememiz gerekirken, hepimiz suçluyuz dememiz gereken, hepimiz bundan nasıl nasipleniriz, nasıl bir araya gelebiliriz, nasıl bunun üzerine gidebiliriz, nasıl bir daha olmasını mani olabiliriz derken, olayın baştan 5-10 dakikadan sonra hemen bütün suçlamalar havada uçuştu. Şimdi yani bundan ders alamıyoruz anlamına geliyor bize. Sevgili Tevfik Demir iki noktaya işaret etti. Bunlardan birisi, biz Türk milleti olarak huzura hasret bir milletiz. Hep huzursuz yaşadık. Gerçekten öyle midir? Bir diğeri de terör tam böyle yerleyecekken birdenbire canlanıyor. Yani terörü bitirme ihtimali pek gözükmüyor. Bizden sonrakilerde bunu yaşar. Gerçekten terörün belini kırmak mümkün değil mi? Geçmiş deneyimlerle 84'ten bugüne baktığımız zaman gerçekten bu terörün belini kırılamaz mı? Şimdi bir defa bir hadise meydana gelmişse, gelen hadisenin
neticelerini düşünmek yerine ilk önce bunun olmuş sebeplerine bakmak icap eder. Bu bomba niye patlamış? Bu bomba ilk bomba mı? Değil. Reyhanlı var. Reyhanlı'nın peşine hayır. Reyhanlı'nın peşine HDP'nin Mersin ve Adana bürolarının, il merkezlerinin aynı kişi tarafından zaman ayarlı olarak bombalanması var. Bunun peşine HDP'nin Diyarbakır 6 Haziran'daki Diyarbakır mitinginin bombalanması var. Bunun peşine Suruç var. Şimdi bunların her birine baktığınız zaman aynı tip bombalar deniyor. Aynı olay yeren şekliyle aynı deniyor. Ve bunun peşine de Ceylan Pınar'da iki tane polisin gece evinde uyurken şehit edilmesi var. Burası bir şey başlıyor bundan sonra. Bir döngü başlıyor. Şimdi bu kim yapmıştır bunu? Bir defa şu anda Türkiye'de çok büyük bir kavram kargaşası var. PKK terörüyle IŞİD terörü birbirine karıştırılıyor. PKK terörü ayrı bir hadisedir, IŞİD terörü apayrı bir hadisedir. Demin saydığınız 5-6 olayın ikisi bir örgüte, dördü diğer bir örgüte. Hayır, burada da bu olayların tamamı sadece Ceylan Pınar olayı hariç ki Ceylan Pınar'ı da PKK tam manasında kabullenmiş değil merkez olarak. Ceylan Pınar o iki polis. İki polis. Onu da PKK tam manasında kabullenmiş değil. Ama burada başka atladığımız başka şeyler var. Bunu atlarken biz 20 Temmuz'la başlayan süreçte başka bombalar da var. Bu çözüm süreci veya çözülme sürecinde devletin biraz daha müsamahasıyla, şimdi artık o talimat var yok tartışmasına geldik. Bakın Osman Bey, siz aynı atlatılan bombalar var. Hayır. Şimdi ben bir şey ifade ettim. Diyorum ki PKK terörüyle IŞİD terörünü birbirinden ayıralım. Yani birbirinden ayrı mı düşünüyorsunuz? Tabii. Ben ayrı düşünüyorum. IŞİD'in bombalama şekli ayrı. PKK'nın olayı ayrı. Şimdi Suruç'tan... Teknik olarak mı? Hayır. O eylem olarak amaç da. Olarak. Amaç olarak da ayrı. Ayrı. Her şey ayrı. Her şey ayrı. Ha, hedef burada Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eyvallah. Ha, ama yani birinin amacı, çıkış noktası farklı. Diğerinin çıkış noktası farklı. Şimdi bizim IŞİD'le... Şimdi bir defa bu olayın, PKK olayının bir köküne bakmak lazım. 84'lere falan gitmeye gerek yok. Hani bugün ağzını açan 90'lı yıllar diyor ya, 90'lı yıllara bir bakmak lazım. 90'lı yıllarda ne olmuş? Daha sonra, 99'dan sonra ne olmamış da bu şekle gelmiş? 98 yılı itibariyle terör örgütünün kurşun atacak takatı kalmamıştı. Bu bütün kayıtlarda da mevcuttur. Bugün bizim askerimiz, bizim uzman çavuşumuz, bizim subayımız bugün Beytüşşebap'ta, bırakın siz resmi elbiseyle gezmeyi, sivil elbiseyle evinden dışarı çıkamıyor. Ama o gün 97-98'lerin sonunda bugün çok karalanan, yerden yere vurulan 90'lı yılların sonunda herkes yerine 98 yılı itibariyle terör o bölgede kalmamıştı. 98'in Şubat ayı itibariyle de Abdülhocalar'ın teslim edilmesinden sonra zaten bitmişti. Yani ne oldu? Şimdi burada ben PKK üzerinden işte gelmek istiyorum. Tabii. Şimdi burada AK Parti'ye bir yanlışlık yapılıyor. Ne yanlışlığı yapılıyor? Özel harekat konusu. Esasen özel harekatçılar 28 Şubat sonrasında tasfiye sürecine girdi. O zaman da bakınız, şimdi bugün kalkıp da meydanlarda işte devlet suçludur diyenler, devlet katil diyenler, bütün suçu devlete izafe edenler, o günkü ortamda da özel harekatın çok güçlü bir yapısı vardı, ağır silahları vardı. Bu örgütün adına Çiller Özel Örgütü deniyordu. Öyle bir noktaya getirdiler ki askeri polisle karşı karşıya getirip bunlar size karşı polere ediliyor. Bu ülkede yarın bir gün polis darbesi olacak, bu da Çiller yaptıracak gibi bir havaya soktular. Ve 28 Şubat neticesinde polisin elindeki bütün argümanlar alındı. Bütün argümanlar mı? Çok önemli. Ağır silahların tamamı alındı. Ağır silah. O gün orada görev yapan özel harekatçıların tamamı, işte hastane önlerine, işte havaalanı önlerine falan, ki oradan gelenlerin birçoğu psikolojik tedavi destek muhtaç durumda geldiler. Çünkü oradaki insanlar can mücadelesi verdiler, vatan mücadelesi verdiler. Bunlar geldiler. Ne oldu? 99 yılından sonra iş
başına gelenlerde bilhassa 2002 yılında AK Parti'nin iş başına gelmesiyle zaten sıkıntı şu. AK Parti terörü bilmez, terörü yaşamamış çünkü. İşin garibi içinde terörü bilenler de yoktu. Ve bir gevşeme dönemi neticesinde burada şey kendine zemin buldu. Burada kendine zemin buldu örgüt. Geliyorsunuz, dönem geliyor. İşit. Şimdi AK Parti'nin bir noksanı, AK Parti PKK terörünü işte önceki döneme atabilir. İşte ben kucağımda buldum diyebilir, şunu diyebilir ama IŞİD için bunu deme şansı yok. IŞİD için bunu deme şansı yok. Buna PKK'da niye girdim ben? O dönemdeki devlet PKK'yı o bölgede, mahallinde belli bir noktada durdurabilmek için Hizbullah'ı destekledi. Herkes biliyor. Türk Hizbullah'ını, meşhur Lübnan Hizbullah'ını değil. Türk Hizbullah'ını destekledi. Herkes biliyor. Bu daha sonra işte Hüseyin Velioğlu vasıtasıyla bu dillendirildi, edildi, şu oldu, bu oldu. Aynı durum maalesef ve maalesef IŞİD ile PKK'nın karşı karşıya gelmesi bugünkü mevcut idarenin ilk etapta IŞİD'de PKK'ya karşı bir güç olmasından dolayı yardım demiyoruz. Ama bir müsamahası var. IŞİD'e müsamahası olduğunu düşünüyorum. Evet. İlk etapta. Hayır, bu işte ilk iddialı değil, bunu herkes biliyor, herkes de konuşuyor zaten. Türkiye'nin bir yarısı yardım yaptığını söylüyor. Şimdi Sayın Başbakan'ın mecliste bu mevzu gündeme geldiği zaman IŞİD'çilerin ezilen Müslüman Sünni gençler olduğunu, onların da bu radikal tepkisini biraz anlamak gerektiğini, öyle Sayın Başbakan'ın bu ifadesi. Şimdi Sayın Kara, bir hususta ifade edeyim. Şimdi böyle bakınız, bu normal bir örgüt değil. Bu bir PKK değil. Bu adam barajı var. Barajı işletiyor, elektrik üretiyor. Bu adam rafineri yapıyor. Rafineri işletebilecek. Yani her türlü yetişmiş elemanı var. Vasıflı mühendisi var. Ve belli bir strateji üzerine gidiyor. Ve aklı var. Ve parası var. Parası var. Var. Parası var. Ve aklı da var. Yani baktığınız eylemlere baktığınız zaman adam normal bir terör örgütü gibi saldırmıyor. Ya bir El-Kaide kesinlikle değil. El-Kaide kesinlikle bir organize bir yapı bu. Organize bir yapı ama yani bunu AK Parti ile ilişkilendirmek büyük bir haksızlık. Hayır, şimdi bakınız, ben bir şey diyorum. Benim dediğim şu. AK Parti'nin varoluşuna ters bir şey. İşte AK Parti'nin desteklemesi hiç mantıklı bir şey, düşünce tarzı değil. Bakınız, tekrar ediyorum. Ben yani çünkü ki, AK Parti'ye en fazla, yani o noktadan baktığınız zaman bugün AK Parti'ye en fazla zarar veren niye zarar veriyor? Veriyor. Tabii şu tarafı. Veriyor. Siz şu tarafından düşünüyorsunuz hadiseyi. Yani IŞİD Sünni Müslüman bir şey. AK Parti'de muhafazakar bir yapı. Ondan hayır, kesinlikle hayır, böyle bir şey hayır, olamaz yani. Hayır hayır. Ben dediğim IŞİD ile AK Parti'yi yan yana getirmek çok büyük bir bakınız, yanlış. Bakınız üstad, bakınız benim dediğim çok büyük bir yanlış. Benim dediğim şu. Yani ben şunu doğru, diyorum, ben kabul etmiyorum ki, yani. Hayır, kabul etmeyin ama benim dediğim şu. IŞİD'in Amerikan örgütü olduğu belli yani. Üstad. Orada o kadar kalması, şimdi, o bölgeye orada yerleşmesinin tamamen CIA üzerinden, batılı ajanlar üzerinden olduğu belli yani. Üstadım, ben anlatamadım herhalde. Benim dediğim şu, devlet politikası olarak ilk etapta PKK'yı bölgede enterne edebilmek için AK Parti... Siz şuradan gidiyorsunuz galiba, anladığım kadar. Hani bu 90'lı yıllarda Sayın Çiller'e ve Sayın Mehmet Ağar'a izafe edilen, yani atfedilen, işte PKK'ya karşı Hizbullah, hani Marksist deniz bir örgüte karşı İslamcı bir örgütle onun bir panzehiri olma düşüncesinden yola çıkıyorsunuz bölgede, ama bence çok bakınız, yani çok doğru bir şey değil. Şimdi tekrar ediyorum, ben şimdi orada da yani hani PKK gibi Kürtçü ve Marksist deniz bir örgüte karşı İslamcı, yani IŞİD'in İslam'la hiçbir alakası yok. Yok. Yani. Hiçbir alakası yok. Yok, Selefi olduğunu iddia ediyor. Selefi dedi. Yani Selefi de değil. Bizim inancımıza Selefi tamamen ters. Bizim Müslüman Anadolu Sünniliğine tamamen ters bir anlayış. Şimdi bakınız, benim dediğim şu. Devlet bölgede PKK'ya karşı bunlara destek verdi demiyorum ben. Müsamma gösterdi. Yani bunlar aynı burada örgüt. Aynı şey gibi ama. He. Şimdi İstanbul'da, yani bakın, İstanbul'da çok özür diliyorum. Tebrikte bir İstanbul'da Belgrad ormanlarında 2000 kişinin katıldığı IŞİD iftarlarını, namazlarını... Yani IŞİD iftarlarını ben bilmiyorum. Yani yapılmış olabilir mi olmaz mı? Çok yani, o tarafında bu olay, değil. Bu olaylara pek ilgi göstermediğimiz anlaşılıyor. Şimdi IŞİD'le ilgili ben daha geçen de çok komik bir şey gördüm. Adam İstanbul'da ciğercilik yapıyor. Bilal Erdoğan oraya gitmiş, ciğer yemiş, IŞİD'lere yemek yedi diye ulusal gazetelere çıkmış. Adam sonra baktım,
ben diyor ciğerciyim. Yani her uzun sakallı olanı, her namaza gideni böyle bir işitçi diye sayın bakarsak çok yanlış. Şunu söylüyorum bak, biz Anadolu insanıyız. Yani Türk milletinin bir parçasıyız. Yani muhafazakarlığımız hepimizin var. Din üzerinden birbirine üstünlük sağlayacak durumda da değiliz. Ama hepimizin bir anlayışı var. Alevilik, biz birbirimize son derece toleranslı, hoşgörülü insanlarız ama yani siz de biliyorsunuz, yakından takip ettiğiniz için söylüyorum. Yani Selefiliğin, Daesh'in anlayış İslam'ı, yani söylemeye çalıştığı İslam'ın İslam'la hiçbir alakası olmadığını bugün bir defa söylememiz lazım yani. Hiç alakası bugün yok. Şimdi yalnız bugün bakın. Herkes bugün öyle için değil, hep öyle. Bugün herkes bildiği için söyleniyor. Ama işte böyle. İşte dünya gündemine geldiğinde Müslüman bir örgütün, Müslüman birinin bir başka Müslümana yapacağı şey bu değil diyen başbakan da yani, şimdi Cumhurbaşkanı. Yani kesinlikle IŞİD'i bir Müslüman örgüt olarak... Sağ Sultan gördü ki IŞİD Müslüman bir örgüt olma ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. IŞİD'in İslam'la hiçbir alakası yok bir defa. İslam'la IŞİD'in hiçbir alakası yok. Yok. Kesinlikle yok. Bunu söyleyecek bir tarafı yok. Bunu kimse kabul edemez ama yani iyi niyetli sakallı Müslümanlar az bir sakalı uzuyor IŞİD'çi falan. Bunlar çok yanlış. Ya IŞİD'in Müslüman olması çok önemli değil. IŞİD terör örgütü ve Türkiye'nin başının belası şu anda. Müslüman bir örgüt değil, ben onu söylüyorum. IŞİD diye bir örgüt var mı? Var tabii. Var tabii. Var ve dünyanın en güçlü örgütü. Veya Devletül İslamiye Fil Irak Beşşam. Yani şimdi Daesh falan. Devlet gibi örgütlenmiş bir terör örgütü var mı? Devlet örgütlenmesi. Bu örgüt Afgan Savaşı'ndan beri var mı? Afgan Savaşı'ndan beri yok. El-Kaide var orada. El-Kaide'nin içerisinde. Taliban. El-Kaide'nin dönüştürülmesi bir örgüt. Oradan geldiler, döndüler. Hangi Afgan Savaşı? Sonraki Afgan Savaşı. Talibanlar var, El-Kaide var. El-Kaide'nin içerisinden ayrıldılar, geldiler, buldurdular. Bu örgütün o gündür bugündür eylemleri var, söylemleri var. O gündür bugündür bu örgüt kendisinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve kendisinden olmayanlar, sizin onları itham ettiğiniz gibi onlar da kendisinden olmayan... Bizi kafir diyor ya da. Ben şunu anlamıyorum. Yani İslam'da buluşmak yerine niye Alevi-Sünni ayrımına giriyoruz? Türk'te buluşmak yerine niye Türk-Türkmen, Kürt-Çerkez-Laz ayrımına giriyoruz? Tabii, yani, evet. Biz İslam'da ama Anadolu Müslümanlığı böyle bir şey zaten tabii, yani. Orada buluşabiliriz ama Orta Doğu'da projeler galiba böyle tek bir örgüt aklıyla veya tek bir devlet aklı olmuyor. Şimdi benim kafama takılan bir şey var sevgili Cemil Deveci. Biz Suriye ve Irak'ı düşünürken ve Orta Doğu'yu düşünürken İsrail'i hiç göz önüne almıyoruz. Suriye'nin zayıflatılması, Irak'ın üçe bölünmesi, bu coğrafyada etrafı düşmanlarla çevrilmiş tek bir ülke olan İsrail'in içine gelmeyecek mi? İsrail istihbarat raporları var. İsrail devlet başkanlarının açıklamaları var. Kuvvetli bir Irak'tan rahatsızlar, kuvvetli bir Suriye'den rahatsızlar. Bunların bölünmesi onlar için. Ta 1981'deki raporlarında var bu. Siz ne diyorsunuz? Çok anti-Siyonist bir muhafazakar kitle, uygulanan politika, bir de İsrail'le kavgamız var. Ama bu Suriye'nin zayıflatılması, Irak'ın üçe bölünmesi İsrail'in işine yarıyor. Burada bir çelişki var mı? Veya ben mi yanlış okuyorum gelişmeleri? Buraya gelmeden önce istersen biraz bu şeye, bu kaosun içine Türkiye nasıl sürüklendi baştan başlayalım. Ve ondan sonra bu spesifik eylemleri, spesifik sonuca dayalı, sonucu etkili, sonuca müessir olan olayları birebir değerlendirelim. Türkiye Cumhuriyet'le birlikte yönünü batıya bilme ve çağdaşlığa dönmüş bir ülkeyken, ülke ve olmasına karşın coğrafyası içinde bulunduğu coğrafya ve Orta Doğu coğrafyasının içinde. Bu çelişkiyi gören Cumhuriyet'in kurucuları Orta Doğu coğrafyasından, sınırındaki ülkelerden ilk anlaşmaları onlarla yaparak, onların sorunlarına mesafeli kararak ve Büyük Atatürk'ün dediği dünyada, yurtta ve cihanda sulh ilkesini Türkiye'ye vasiyet ettiği bir coğrafya burası. Türkiye uzun bir süredir, yakın tarihe kadar içinde bulunduğu bu coğrafya, Orta Doğu coğrafyasına karşı sürekli mesafeli durdu. Bulaşmamaya, karışmamaya çalıştı. Ama son 30 yıldır bir problemi var. PKK terörü var. PKK terörü iç sorunları var ama asıl olarak Türkiye ile ilgili hesabı kitabı olan, Türkiye'nin bir türlü iç barışa kavuşmamasını isteyen o uluslararası güçlerin de desteğiyle PKK biraz da kendi içinde orası silah kaçakçılık ya da kaçakçılık
yolu da olduğu için ondan bir biçimiyle içeriden dışarıdan nemalanan güçlerin de katkısıyla PKK terörü uzun bir süre Türkiye'nin başına ola geldi. Bu başka bir şey. İçinde bulunduğumuz bu dönem başka bir şey. Yani sadece PKK terörüyle şey değiliz. Karşı karşıya değiliz. İçinde bulunduğumuz durum başka bir şey. Bu BOP projesiyle başladı. BOP Eşgüdüm Başkanlığı projesiyle başladı. Ve ona devam eden Arap Baharı'nı, Arap Baharı diye adlandırılan Arap ülkelerindeki değişim sürecini Türkiye devletini yönetenlerin yanlış okumasıyla başladı. Şimdiki Başbakan, o zaman Dışişleri Bakanı şöyle diyordu. Orta Doğu'daki değişim, gelişim ve demokratikleşme sürecine öncülük etmeliyiz. Destek vermeliyiz. Bizim yönlendiriciliğimizde, bizim kontrolümüzde, bizim de içinde bulunduğumuz bir süreçle sonlandırılmalı. Biz Orta Doğu ihya etmeliyiz, tahkim etmeliyiz falan gibi böyle bir takım iddialar vardı. Libya'da... Peki yanlış mıydı o konudaki düşünceniz yani? Yanlış mı olduğunu söyleyeceğim. Libya'da Türkiye dışlanarak Libya şeyi... Bombalandı. Libya bombalandı ve Libya halkının üzerine bombalandı. Libya'da şu anda ne yönetici var ne denetici var. Başıbozuk bir ülke. Devlet evet. Demeye bin tane şahit lazım. Peşinden Irak darmadağın edildi. Peşinden Suriye de iç muhalefet başlayınca Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, Türkiye Devleti'ni yönetenler orada Libya gibi, Irak gibi bu uluslararası güçlerin Suriye'yi de ciddi bir şekilde kısa bir süre içinde tasfiye edebileceklerini, bombalayacaklarını, oradaki iktidarı düşüreceklerini ve oradaki imarı bilmem neyi darmadağın edecekler. Kendilerine de hem orayı yönetiminin değişmesine o süreçte katkı verecekler bu beş başkanı ya, hem de o bölgenin ihyasında, imarında kendi müteahhitlerine iş bulacaklardı. Böyle bir şeydi. Bu süreci geri döndüren, bu süreci durduran kırılma noktası Mısır'dır. Sisi darbesidir. Sisi darbesi bu ılımlı İslam Amerikan modelinin Türkiye'nin başını çektiği ya da Türkiye'nin görevlendirildiği ılımlı İslam modelinin Arap coğrafyasına uygun olmadığını, bu değişim hareketlerinin başına çekenlerin, yönlendirenin demokratik bir hareket olmadığını, oradaki İslami süreci ılımlaştıramayacaklarını, Türkiye'nin de bu işin başını çekemeyeceğini ifadesidir Mısır'daki darbe. Geldiğimiz noktada bir başka şey daha oldu. Türkiye'yi yanıltan ya da daha doğrusu Türkiye'nin önünü göremediği bir olay. Suriye'nin ve Rusya'nın ve Rusya ile ittifak halinde olanların, özellikle Rusya-Çin-İran üçlüsünün Suriye'den kolay kolay vazgeçemeyeceklerini, Suriye'nin düşmesi halinde bu ittifakın kendisini koruyamayacağı, daha doğrusu İran'ın orada korunamayacağı ve bu konuda her şeyi göze alacağı noktasında biraz geri kaldılar. Rusya şu son geldiğimiz noktada Amerika'nın öncülüğünü yaptığı Batı blokunun Suriye'den geri çekilmesi, Esad'lı mı geçelim, Esad'sız mı geçelim, bu geçiş süreci nasıl olsun tartışmaların başladığı bir noktada Rusya iyi bir zamanlamayla Suriye'ye müdahale etti ve Suriye'nin yönetiminin ne kadar muhalifi varsa tırpanlayıp geçiyor. Ve bunun da yanında arkasında İran var. İran'ın kara ordusunu da yarın öbür gün devreye sokacak. Şu anda da şey yapıyor. Irak var. Şimdiki ne kadar yönetimi kalmışsa yanında. Çin psikolojik olarak destekliyor ve Rusya Ukrayna'dan, Kırım'dan aldığı cesaretle uluslararası güçler dengesinde öne çıkmışlığıyla, o moralle Suriye tüm gücüyle yükleniyor. Şimdi bir şeye bitmedi. Tamam, bir şeye tamam, daha dikkatinizi çekeceğim. Çok az zaman kullanacağım. Arkadaşlarımdan daha az zaman kullanacağım. Yakın tarihimizde... Bu arada kendi yorumunuzu da koysanız da biz de kendi düşüncenizi ben anlayamadım yani. Mesela Mısır'daki hadise. Bu bir tespit. Evet. Kendi yorumumu da koyuyorum. Yani Rusya'nın bir güzel bir zamanlama yapması anlamında, yani Rusya adına mı konuşuyorsun? Yani kendi, yani onları anlayamıyorum. Ben tespit yapıyorum. Herkesin gözünün önünde sizin de görebildikleriz olayları anlatıyorum. Bunlar oldu. Bunlar efendim. Siz avukatsınız ama Rusya adına konuşma bekar. Yok, öyle bir şeyim yok. Yakın tarihimizde içinde yaşadığımız bu günleri bir benzerini yaşayan Pakistan var.
Pakistan-Afganistan ilişkisini bir hatırlayın. Evet. Pakistan'ın Rusya tarafından peşinden Amerika tarafından işgalini bir hatırlayın. Evet. Pakistan'ın Amerika tarafından Rusya'nın ilk işgal edildiğinde aynen bizim Suriye, Amerika, Türkiye ilişkilerinde olduğu gibi Amerika'nın Suudi Arabistan'ın desteğiyle, işte maddi desteğiyle bilmem nesiyle Pakistan'ın Afganistan göçmenlerini kendi şeyinde ülkesine kabul ettiğini hatırlayın. Orada kontrolsüz aynen Türkiye'de olduğu gibi şu anda 3,5-4 milyon Afganistanlı var Pakistan'da. Pakistan, Orta Doğu'da terörün kaynaklarından bir tanesi. Bu terörü besleyenler de bu göçmenler. Göçmenlerle Afganistan'dan gelmiş olan, kontrolsüz gelmiş olan güçler. Bunun bir benzerini tarih tekrar ediyor. Türkiye sınırında Suriye'den, Irak'tan, o bölgeden açtık. Komşuluk adına işte bilmem yardım etme adına, insanlık adına, Müslümanlık adına açtık sınırlarımızı. Kimin geldiğine bakmadık, kimin nasıl geldiğine bakmadık. Gelenlerin arasında kim var olduğuna bakmadık. Aşağı yukarı 2,5-3 milyon Suriyeli, içinde teröristiyle, IŞİD'cisiyle, Nusayrisiyle, Hizbullahçısıyla Türkiye'ye kabul ettik. Türkiye'nin içinde kontrol de etmedik, takip de etmedik. Bir istihbaratımız da yok bunlarla ilgili. Olmadığı da görülüyor zaten. Türkiye adım adım bombalanıyor, sonrasından fark ediyoruz. Onu da izleyemiyoruz. Böyle Afganistan, Pakistan içine düştüğü bir duruma Türkiye'yi düştü. Türkiye ılımlı düştü İslam... Afganistan, onu mu demek istiyorsun? Efendim, Afganistan-Pakistan modeli, Afganistan-Pakistan modeli Türkiye'de, Türkiye'de aynen uygulandı. Türkiye'de aynen uygulandı. Afganistan'da, Pakistan'da ne kadar Afganlı varsa şu anda Türkiye'de o kadar Suriyeli var. Pakistan'a, Afganistan'dan ne kadar terörist gelmişse, İslami terörist gelmişse, İslamcı terörist gelmişse, Suriye'den, Irak'tan, o bölgeden Türkiye'ye o kadar terörist geldi. Şu andaki eylemlerin kaynağı o. Türkiye'deki içinde bulunduğumuz süreçte bir taraftan PKK, bir taraftan PKK'ya karşı Doğu ve Güneydoğu'da konuşlandırdığımız şeyden daha sonra bu süreçte konuşlandırdığımız İslami örgütler, IŞİD'çiler, bilmem neciler Türkiye'nin başına yani çorap veriyorlar. Yani dinlediğim zaman, sokağa çıktığım zaman etrafım böyle teröristlerle, Suriyelilerle, Afganistanlılarla yani terör Ankara'nın göbeği, Ankara'nın yani. Göbeği, Türkiye'nin kalbi. Öyle bir tablo çizdiniz ki bu kadar kötü beni bir tablo. Ankara'nın göbeği, evet. Türkiye'nin tamam, kalbi. Tamam, ona bir şey demiyorum. Var ama biraz emniyet müdürlüğü, parlamento, bilmem ne. Orası bombalanıyor ve Türkiye'nin haberi yok. Tamam. Bizim burada can güvenliğimizden mi söz ediyorsun? Gayet tabii can güvenliğimiz yok. Sayın Deveci bitti mi? Bu tespitim, bu kadar. Bu tespitim bu kadar. Bundan sonra sizin bu ayrıntılarınızda ben de müdahil olacağım. Sayın Bey, sevgili Demir'le sevgili Deveci karşılıklı konuşmayı anlaşılır sürdürecekler. Böyle bir alışkanlıkları var. Evet. Ama bu arada sizin de konuşma hakkınızı korumak zorundayız. Misafir olduğu için biraz konuşuyorum. Sayın Deveci Büyük Orta Doğu Projesi'ne işaret etti. Orada iki noktaya değindi. BOP'un eş başkanlığı ve Orta Doğu'nun abisi olmak. Orta Doğu'nun yönlendiricisi. Sayın Başbakan'ın da bir ifadesi vardı. Şimdiki başbakanın. Yeni bir Orta Doğu kuruluyor. Biz bu yeni Orta Doğu'nun kurucusu olacağız şeklindeydi. Büyük Orta Doğu projesine sayın zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı önce eş başkanım dedi. Fakat galiba sonra Büyük Orta Doğu Projesi'nin sınırlarını ve rejimlerini değiştireceği ülkelerden birisinin de Türkiye olduğu konusunda gerekli bilgiler kendisine aktarıldı ki artık onu kullanmıyor, ondan vazgeçti. Büyük Orta Doğu Projesi ve Arap Baharı, sevgili Cemil Deveci, Arap Baharı'nı hükümet yanlış okudu. Arap Baharı'nı yanlış okuyan sadece hükümet mi? Türk aydını, Türk basını da Arap Baharı'nı yanlış okumadı mı? Ben hatırlıyorum bugün... Dün hükümetle yan yana kol kola olanlar, bugün hükümetin karşısında... O zaman o aydın dediklerimiz havuz medyasının etrafındaydılar. Ama o liberaller, liberaller falan. Onlar da Arap Baharı'nı... Onlar her şeyi yanlış okudular Arap zaten. Arap Baharı'nı alkışlıyorlardı ve Kahire Meydanı'nda, Beyrut Meydanı'nda, Lübnan'ın herhangi bir şehrinde, Halep'te... Cengiz Çandallar, Hasan Cebeller falan. Mehmet Başbakan'ın şu anda sizin çok yukarıda yok, olduğunu söylüyor. Yok, olmaz. Bizim de sayın Bıyık, siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Arap Baharı, BOP ama daha da önemlisi birdenbire oyun bozucu, oyun kurucu olarak gelen Rusya. Sorunuza geçmeden evvel önceki sorudan kalan bir konuya açıklık getirmek isterim. Şimdi IŞİD denen yapı bizim Musul elçiliğimizi bastı.
konsolosluğumuzu bastı. Burada 40 küsür tane personelimizi rehin aldı. Evet. Ve belli bir aşamadan sonra serbest bırakıldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu olaydan sonra rehinler elindeyken bir şey yapabilmesi zaten fiziken de mümkün değildi. Doğru da bir şey değildi. Ama ondan sonra ne hikmetse takriben bir yıl boyunca, 1,5 yıl boyunca IŞİD'e karşı en ufak bir operasyonda bulunmadı. Ta ki nereye kadar? Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesinden sonra. Neredeki bu IŞİD'e karşı operasyonda bulunacaktı ki? Yani IŞİD kaç tarafta? Bizim sınırlarımızda değil. Biz gittik bombaladık ama. Nereyi bombaladık? İşte PKK'ya vurduğumuzda da aynı anda IŞİD'e de vurduk. Hayır, Kuzey Irak. Hayır. Hayır, olur mu? Ya böyle bir şey yok. Üstadım ya. Bakın. Yani biz IŞİD'i vuramaz mıyız? IŞİD'i vuramaz mıyız diye bir şey yok. Bizim sınırlarımız içerisinde değil. Zaten Suriye'ye peki, az gireceğiz diye kıyamet kopmuştu. Osman abi müsaade eder misiniz? Evet, şimdi İngilizler bakın, onlara serbest. Bakın, ama biz Suriye'ye gireceğiz deyince kıyamet kopmuş. Üstadım, başta üstadım, üstadım bakınız. Yani girmemek Ceylanpınar olayından sonra Kandil bombalanmaya, Harkuk, Atina bombalanmaya başladığı zaman ilk bombalar... Ama tezkere var biliyorsunuz. Müsaade buyurun. O zaman tezkere Türkiye'de son 20 yıldır her gün tezkere var. Evet, var. 20 yıldır tezkere devamlı geçerlidir. Harkuk kampına vurulmasının ilk başladığı zaman hedef Harkuk kampı falan değildi. IŞİD kampları diye başlandı. Uçakların bir kısmı IŞİD'e yöneldi, diğer kısmı Harkuk'a, Kandil'e yöneldi. Ve ondan sonra iki polisin öldürülmesinden sonra biz IŞİD'e vurduk. Yok, Suriye sınırından bize bir şey geldi, bir askerimiz şehit oldu, onun üzerine vurduk. Evet. Onun üzerine, efendim, onun angajman, üzerine angajman kurallarınca ateş açıldı, ayrı. Evet. Uçak bunda, ha benim dediğim şu. Bunun yalnız çok hükümet kararı olduğunu da, bu evet böyle bir şey var. Bu oldu, yaşanan bu. Ama bu yaşanan bu hükümet kararı değil ama, kimin kararı tamam, bilmem. Şimdi, diğer noktaya gelince. Hükümetin inisiyatifi değil mi? Kimin inisiyatifi yani, kapalı... Yani düşünceniz ne bu konuda? NATO inisiyatifi demek istiyorum. Şimdi bakınız, ben dış politikada son 8 yıllık dış politikada başından beri bir defa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu işin variste tutuyorum. Bu işin bütün müsebbibi, sorumlusu, iyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle Sayın Davutoğlu'dur. Evet. Çünkü dış politikayı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan mükemmel bir siyasetçidir, eyvallah. Türkiye'nin son 15 yıllık en karizmatik lideridir, eyvallah. Örgütçülüğü çok iyi bilir. Çünkü daha İmam Hatipler'den, ne diyeyimse Akder'den başlamış, kademe kademe gelmiş, özümse özümseye gelmiş bir liderdir. Ve bir liderin her şeyi bilmesi de zaten mümkün değildir. Yani inşaatı bilmez, evet, yani onun için zaten bakanlar kurulmuş, onun için danışmanlar kurulmuş. Buradaki bütün müsebbip Sayın Davutoğlu'nun başından beri kurduğu, işte kendim okumuşsunuzdur mutlaka, stratejik derinlik kitabı üzerinden varsaydı, Sayın Reis Hücum, o zamanki başbakanı, şimdiki Reis Hücum, bu minval üzerinden yönlendirmesinin içerisinde gelinen nokta budur. Gelinen nokta budur. Burada Büyük Orta Doğu Projesi, yani meşhur sözü, kedalar rızası için fare tutmaz, Amerika beni niye Orta Doğu Projesi'ni ortak etsin? Niyet. Buradaki mesele nedir? Burada biz olayları okuyamadık. Yani Emevi Camisi'nde namaz kılacağız dedik. Namaz kıldığımız yerler şimdi belli. Yani olayları okuyamadık demek. Okuyamadık. Yani şimdi şöyle demek lazım diye düşünüyorum. Yani Cemil Bey'in söylediklerinden de sizin ifadelerinizden de şunu anlıyorum aslında. Yani size buraları yedirmezler demek istiyorsunuz siz. Yani bu böyle bir şey çıkıyor ortaya. Evet, Türkiye 2007'de stratejik, yani oradan bahsettiniz. Türkiye'nin rejimini, Ahmet Davutoğlu'nun profil çizdi. İslamileştirme yani, projesi bu. Orada bir şey yemeyi falan niyet ediyor. İslamileştirme, yani İslam'la da kimse korkmamalı canım. Yani hepimiz aynı şeydeyiz. İslam'dan yani, korkmak başka bir şey. Yok, devleti yok. İslam şartlarıyla yönetmek başka bir şey. İslam şartı diye bir şey. İnsanların İslam'ı, Müslümanlığı benim kendine, arasında, kendisine. Bizi, benimle Allah arasında bir ilişki. Biz bunu şeye koymuyoruz. Yani İslam hepimizin ortak kimliği. Yani tamam, olmayan tamam, olabilir. Onun üzerinden şey, konuşmayalım. Onun üzerinden konuşmayalım. Hayır. Yani, kendisi söyledi. Ama kendisi söyledi yani. Başka bir şey. Ama kendisi yani, söyledi. Biz ya benim şey söylediğim şu yani. Kardeşim. Hayır, biz evet. Müslümanız. Şimdi bundan vuramazsın. Müslümanımızda yani. Da övünüyoruz ama devlet yönetimi başka bir şey. Yok, İslam konuştu, siz konuştunuz. Ben konuşmadım yani. Geçen hafta da... Ya konuşup da bir şey söylemiyoruz. Müslümanız diyoruz kardeşim. Hayır, biz yani AK Parti 13 yıldan beri iktidarda, korkacağınız hiçbir şey yapmadı canım. Yani sizin söylediğiniz anlamda hiç kimsenin ne ibadet
davetine, ne inancına, ne şeyine hiçbirisine karışmadı. İşte ama burada şu var. Kadar gelmişti. Burada şu var. 2007 yani söylediğiniz Ahmet Davutoğlu ile beraber bir dışişleri politikasında geliştirilmeye çalışılan, kimilerine göre ne o İslam Osmanlıcılık denilen bir tabir var. Üstadım, ben size fazla girmek istemiyorum ama bunların hepsinde iyi niyet var yani. Bakın o kadar yanılgı iyi, olabilir, bakın, yanlışlıklar olabilir üstadım, ama yani iyi niyet var. Üstadım, bak, o kadar iyi niyet var ki. O kadar İslami kesime karşı müsemma gösteriyor. Allah için oldu bunlar. Bu İslami kesim ifadesini burada konuş. Ben yani rahatsız oluyorum. Böyle İslam üzerinden birbirimize bir üstünlük sağlamıyor. Hayır. Böyle yok. Yani öyle o bir şey kadar, yapmıyoruz bu konuda. Hayır. Yani. Öyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi Türkiye'de. Ama onun üzerinden bulunmaz yani. Şimdi Türkiye'de, hepimiz Müslümanız. Ben bunun üzerinden konuşulmasını rahatsız duyuyorum. Yani AK Parti muhafazakar demokrat bir çizgide. Siz CHP sosyal demokrat bir çizgide. İşte diyelim ki Fatih Bey daha önce demokrat bir çizgiyi. Yani biz bunların üzerinden konuşalım. Şimdi böyle biz Müslümanlığımızla, İslamlığımızla birbirimize üstünlük veya komplekse sokmayalım. Sayın Bey, sözünüz. Ama ben konuşmuyorum ki. Ama dinlemiyorsunuz ki. İki tarafta. İslam deyince. Hayır, dinlemiyorsunuz yani, ki. Böyle İslam, bir şey yok. İslam'ı konuşmazsan rahatsız oluyorsanız konuyu keserseniz. İslam'ı konuşmaz şöyle. Hayır, ben konuşmuyorum, ben cevap veriyorum. Yani ama, çünkü ama size İslam'da bir suç yok. İnsanlar da sayın suç var yani. İslam'ın adının böyle siyasete kullanılması. Siz demokrat bir insansınız. Nasıl kim? İslam? İslam'da suç olduğunu söyleyen kim burada? İslam'da? Suç olduğunu söyleyen kim? Yok ben ona demiyorum. Ama öyle söylüyorsun. Ama yani İslamlaştırma gibi ifade vermiyor. Hayır Allah. Sayın Demir, siz demokrat bir insansınız. Ben de diyeyim şu, bakın. Sayın Demir, siz demokrat peki, bir insansınız. Peki Fatih Bey'in ya. Hayır, siz demokrat bir insansınız. Bir eğitimcisiniz. Evet. İslami edep ve adabı bilen birisiniz. Yani biraz dinleme, biraz karışır söz hakkı vermek. Tamam ben Fatih Bey'i dinliyorum. Şimdi yani hassasiyetler var. Ben bu konularda siyaset konuşulurken ya da bir şey konuşulurken ama yine toplumun ortak değerleri üzerinden birbirimize üstünlük sağlamanın veya eksiklik ya ben anlatamadım. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. Sayın yine hocam, ya ben anlatamadım ya siz tamam, anlamak istemiyorsunuz. Tamam ben anladım. Tamam sustum abi. Sayın değerli hocam, değerli sustum abi. Değerli izleyiciler. Bu masada oturan 4 kişi. Bu ülkedeki 70 küsür milyon kişi. İslam'a aynı duyarlılıkla saygılıdır. Hiç kimsenin İslam'a saygısından, Türklüğe saygısından, evet, vatan sevgisinden, kanunlara bağlılığından zerre kadar şüphe duymamak gerekir. Bunlar bizi ayrıştıran dikey çizgiler değil, bunları evet, bizi bir arada tutan yatay zemindir. Lütfen bunu böyle görelim. Tamam. Ben buyurun. Şimdi AK Parti hükümeti döneminde İslam'ı hayat yönünde bayağı bir rahatlama olduğu kesindir. Topluma belli bir oranda rahatlık sağlandığı da kesindir. Bundan en ufak bir itirazımız yok. Olmaz da zaten. Olması gerekenler olmuştur aslında. Bugüne kadar olması gerekip de yapılmayanlar AK Parti döneminde bir rahatlama sağlamıştır. Bunun hemfikiriz. Bunda bir sıkıntı yok. Buradaki bizim dediğimiz şu. Dış politika konusunda, dış politikada ne din taassubuna yer var ne de millet taassubuna yer var. Bir realite var. Veya şahsi dostluklara da yer yok. Devletlerin çıkarı vardır evet, burada. Devletler bu çıkarı doğrultusunda hareket etmek zorundadır. E şimdi bakıyorsunuz, biz Birinci Dünya Savaşı sonunda Hicaz'ı kaybederken o arkadaşlar Müslüman değil miydi? Biz Müslüman değil miydik? Hilafet bizde değil miydi? O günkü ortamda İngilizlerin doldurmasıyla buradaki kimseler Şerif Hüseyin başında bize ihanet etmediler evet, mi? Evet. Ettiler. Tamam. O zaman nedir? Burada demek ki din tam manasıyla bir birliktelik vasıtası değil. Çünkü dünyada öyle bir ümmet kültürü yerleşmemiş. Birliktelik vasıtasının olmamasının dinle alakası, bizlerle alakası var. Tamam bak ne diyorum, ümmet kültürü, bakın da, ümmet kültürü yetişmemiş diyorum, evet, yerleşmemiş diyorum. Bundan dolayı biz koca coğrafyayı kaybettik. Hem de ağlıya ağlıya kaybettik. Bir sürü orada ne diyeyim sana, dünyanın Osmanlı'nı Anadolu'ya yapmadığı yatırımı götürmüş Trenyon'u oraya yapmış. Buradan götürmüş bütün varlığını oraya götürmüş. Ona rağmen adamlar bizi yani... Desene kardeşim, Müslüman din kardeşlerimiz İngilizlere, Fransızlara işbirliği yaptılar. Osmanlı'ya arkadan vurdular. Niye onu, uzatıyorsun? Sayın Devlet, onu siz söylersiniz. Söyledim işte. Son bir ya, çok dakika. Klasik bir laf ya. onu siz söylersiniz. Fatih, son cümlenizi Fatih, söyleyin. Reklam arasına giriyoruz. Lütfen son diyorum, benim görüşüm şudur. Burada dış politikada duygusal davranıldı. Osmanlı'dan gelen bir duygusallık var. Hala biz bunları tebaa gibi gördük. Değil. Ya Suriye dediğin devlet senin. Suriye bizim karşımızda 35 yıl ta deniz gezmişlerden, bahir çayınlardan bu tarafa gelen şekilde bize terörü desteklemiş, beslemiş bir yapı Suriye burası. Suriye devlet olsaydı bugün ayakta kalırdı. Suriye devlet değildi. Yani orada son sözümüz bu mu?
benim ancak bir topluluk şudur, olarak değerlendirilebilir. Diyeceğim şudur, bu konu üzerinde devletlerin ilişkilerinde din ve millet faktörü olmaz, devletlerin çıkarı olur. Değerli izleyiciler, bir reklam arası vermek zorundayız. Reklam arasından sonra ikinci bölümde tekrar konuyu daha detaylı olarak görüşeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.